Grup Avener Bayram Özel programını sunar. İmanından, Kur'an'dan ayırma bizi, ayırma bizi. İlahi haramla doyurma bizi, Allah Allah doyurma bizi. İlahi haramla doyurma bizi, Allah Allah doyurma bizi. Yolundan şaşarsa affeyle bizi, affeyle bizi. Seçelim imanla bayram edelim, Allah Allah bayram edelim. Seçelim. Cennet, ev babı cennet.
Çalın rıdvanla bayram edelim Allah Allah bayram edelim. Uçalım rıdvanla bayram edelim Allah Allah bayram bezleyle sen didarını, sen didarını lütfunla sevindir ben dildarını Allah Allah ben dildarını lütfunla sevindir ben dildarını Allah Allah ben dildarını Firdevsi aşiyan eyle darını eyle darını açalım ihvanla bayram edelim Allah Allah bayram edelim açalım cananını bayram o bayram ola bayram o bayram ola can bula cananını bayram o bayram ola bayram o bayram ola kul bula sultanını bayram o bayram ola bayram o bayram ola kul bula sultanını bayram o bayram ola bayram o bayram ola Cabrela, dilde hicab ref ola, hüznü keder def ola, dilde hicab ref ola, dilde hicab ref ola, cümle günah af ola, bayram o bayram ola, bayram ola, bayram ola, cümle günah bayram o bayram ola, bayram o bayram ola. Tevhidi de zevk ile, Hakk'ı seve şevk ile, Hakk'ı seve
giderse şevk ile, kasti giderse dile, bayram o bayram ola, bayram o bayram ola, kasti giderse dile, bayram o bayram ola, bayram o bayram ola. Lütfiye lütfü kerim, erişe rahmü rahim, erişe rahmü rahim. Lütfiye lütfü kerim, erişe rahmü rahim, erişe rahmü rahim. Ber murad ede fehim, bayram o bayram ola, bayram. Ber murad ede fehim, bayram o bayram ola, bayram o bayram ola. Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. TV Kayseri ekranlarından Grup Medyanet ortak yayınıyla bayram akşamında, bir bayram günü yine hanelerinize misafir olmaya geldik sevgili seyircilerimiz. Gönül dostlarımız, Talas Belediye'mizin Musiki Topluluğu'yla açılışını yaptığımız programa hoş geldiniz efendim. Değerli hocam, kıymetli üstadım, ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Dün güzel bir girizgah yapmış, bir güzel programa imza atmış idik. Ben öyle düşünüyorum şahsen ama bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz gibi bir his var içimde. Çünkü özellikle ilk geçtiğiniz eseri ben bugüne kadar hiç dinlememiştim. Repertuarımızda bulunmayan bir eserdi fakat çok hoşuma gitti gerçekten. Değerli bayramdan üstadım, bayrama olunca öyle oluyor. Daha önceki bayramlarda da açmamıştık bunun jelatinini sanki. Ama gerçekten çok hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum. Sizlerin de değerli üstadlarım, teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Nasılsınız? İyisiniz efendim. Çok teşekkür ederim Fatih Hocam. Sizler de iyisiniz inşallah. Bayram nasıl geçiyor? Bayram iyi geçiyor ama... Buruk geçiyor değil mi? Geçiyor. Buruk geçiyor. Hayırlısı diyelim inşallah, daha iyi bayramlar olsun ufukta inşallah. Bundan sonraki bayramlarımız daha iyi olur. Malumunuz sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Biz de işte elimizden geldiği kadar izleyicilerimize, TV Kayseri izleyicilerine bu hüznü, bu kederi, bu sıkıntıları bertaraf edebilme adına iki tane güzel bayramlık tabirini kullanabileceğim bir eserle açmak istedik. Umarım izleyicilerimiz sevmişlerdir. Sizler... Ne iyi ettiniz. Çok da isabet buyurdunuz. Gerçekten ilk eser özellikle benim çok hoşuma gitti. Eminim ki ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyicilerimiz de benimle aynı fikirdedirler diye düşünüyorum. Sizler de nasıl geçiyor bayram diye sorsam herhalde aynı diyeceksiniz. Dün de ifade ettiğimiz gibi değerli üstadım, yani insan anne babasının elini dahi öpemeyince, dostlarıyla, sevenleriyle kucaklaşamayınca ne yazık ki sadece telefondan telefona, telefonla bayramlarını sevdiklerinin, dostlarının, akrabalarının tebrik etmek durumunda kalınca ister istemez buruk bir bayram havası insanın yüreğinde, gönüllerinde kendisini hissettiriyor ne yazık ki. Gerçi burada şurası da var. Ramazan ayı itibariyle esasen sadece bayramdan bayrama değil sevgili dostlar. Eminim ki sizler Ramazan ayında da aynı hisleri yaşadınız, aynı duyguları yaşadınız. Çünkü maalesef 2 yıldır Ramazanlarımız buruk geçiyor. Özellikle son birkaç gündür, bu yıl içerisinde de son birkaç gündür, gerçi bunu zalimler maalesef ne yazık ki bunu ifade etmek durumundayız. Üzülerek ifade etmek durumundayız. Dün de ifade ettik. Ben öyle inanıyorum ki inanan gönüller şu anda gerçekten Filistinli din kardeşlerimizle beraber değerli üstadım. Ben buna yürekten inanıyorum. Her ne kadar bedenen orada olamasak da kalben, ruhen Filistinli kardeşlerimizin yanındayız diye düşünüyorum. Çünkü zaten elimizden de
şöyle baktığımızda bundan öte, bundan başka da bir şey gelmiyor. Bugün ben öyle tahmin ediyorum, yurdumuzun dört bir köşesinde cuma namazını müteakip Filistinli din kardeşlerimizi anmak adına, şehit olan kardeşlerimizi anmak adına, kaldı ki şehrimizde de, Hunat Camii'nde de bizzat gıyabi cenaze namazları kılındı sevgili izleyenlerimiz. Dolayısıyla bu yurdumuzun dört bir yanında insanlarımızın itidalli bir şekilde, ama dediğim gibi o inanan gönüllerde açılmış olan yara bizleri ne yazık ki bunları yaptırmaya sevk ediyor, zorluyor değerli üstadlarım. O yüzden elimizden de başka bir şey gelmiyor. Yüreğimiz onlarla ama bedenimiz burada, dua ediyoruz. Bugün yine şehitlerimiz var. Ne yazık ki üzülerek ifade ediyoruz orada. Rabbime dua ediyoruz. Bir an evvel bu Yahudinin bu yapmış olduğu, bu zalimlerin yapmış olduğu bu işkence, bu zulüm, bu şiddet, bu baskı bir an evvel dursun diye dua ediyoruz. Ama bir taraftan da bayramdayız. Bayramın gereklerini de yerine getirmek durumundayız. Yani bayram olduğunu hiç olmazsa bu şekilde biraz olsun bilmemiz, anlamamız, sevmemiz ve sevdirmemiz lazım, sevindirmemiz lazım diye düşünüyorum değerli dostlar, sevgili izleyenlerimiz. Yani burada bu bayram günü, bu bayramda bu neyin nesidir diye sakın ha aklınıza gelmesin. Biz bunları ifade ediyoruz ama bir taraftan da bayram gerçeği içerisindeyiz. Bayramlarımızı da bayram gibi yapmamız gerektiği bize sevgili peygamberimizden, Allah Resulünden gelen bir öğreti. Dolayısıyla biz bunları da hayatımızda uygulamak, tatbik etmek durumundayız. Bir taraftan hayat devam ediyor bir şekliyle. O yüzden bizler de elimizden geldiğince haddimizi, hududumuzu bilerek, haddimizi aşmadan, umarım ki, eminim ki sizlerin de affınızı bu manada istirham ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, affınıza sığınıyoruz. İnşallah haddimizi aşmıyoruzdur ki biz öyle olduğuna inanıyoruz. Burada sizlere bir nebze olsun, evlerinizde ne eş dost ziyaretlerine gidebiliyorsunuz, ne siz misafir ağırlayabiliyorsunuz. Hiç değilse ekranlarınızın başında bir nebze olsun bayramın güzelliğini, bayramın bu bayram oluşu nedeniyle ki özel anını, özel durumunu hissedebilesiniz diye sizlerle birlikte biz burada sizlere bayramı yaşatmaya çalışıyoruz. Sevgili seyircilerimiz, değerli gönül dostlarımız. Evet, güzel bir eserle az önce de ifade ettiğim gibi girizgah yaptık. Yine devam musiki, edeceğiz. Yine musiki diyelim. Diyelim ağzınıza inşallah. Ağzınıza sağlık. Sağ olun Fatih Hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir sürprizimiz hocam. Olsun isterdim ben izleyicilerimize ama o sürprizi birazcık öteleyelim. Dünden çok sevilen bir eserimiz bir olumlu eleştiri aldı. Onu bir tekrarlamak istiyorum. Çok fazla eser tekrar okumayı çok benimsemiyorum ama istek olunca izleyicilerimizin hatırını kıramayacağım. Güzel bir Yunus Emre ilahisi vardı. Türk sanat musikisi literatüründe de geçen ve Erol Sayan'ın da bestelemiş olduğu. O eseri okuyayım. Ondan sonra sizden bir isteğim olacak. Sürpriz olsun. Sizin haberiniz yok. Şehitlerimizin de ruhu için bir eser gireyim ben. Siz de arada bir şu sizin çok güzel bir Çanakkale şehitlerine kasideniz vardı. Lütfederseniz tabii arada. Hay hay tabii ki. Yalnız benim de sizden o zaman bir isteğim olacak. Buyurun hocam. Yani yok onu da ben ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim, eserimize girelim tamam, o zaman. Hay hay. Evet, söz Yunus Emre, beste Erol Sayan. Ağlatırsa Mevlam yine güldürür diyeceğiz efendim. Gezersin burada
Sağlık hocam. Gerçekten bu ikinci olumlu bir istek olmuş ama biz bunu üçüncü güne de taşıyalım inşallah. Yarın bu hitamuhu misk adeta olsun ve kapanışta da inşallah bu parçayla yine kapatmış olalım. Yüreğinize sağlık değerli dostlar. Sevgili izleyenlerimiz, eminim ki ben bugün burada bir kişiyi anmak istiyorum özellikle müsaadenizle. Eminim ki sizler de ekranları başında bizi izlerken yahu bu grup içerisinde bir kişi vardı, tanırdık, bilirdik, biz öyle görürdük ama dün göremedik. Ola ki bugün de göremedik. Acaba nerededir o kişi diye merak ediyorsunuz diye düşünüyorum, tahmin ediyorum ve ben burada bir parantezle o kişiyi huzurlarınızda anmak istiyorum. Değerli ve merhum Orhan Kaya Üstadımızı huzurlarınızda anmak istiyorum Yusuf Hocam. Eminim ki söyleyeceğiniz sözler vardır. Buyurun. Hocam çok teşekkür ederim. Bu uğurda ben bayağı bir Ramazan boyunca tabii içimiz yanıyor. Çok değerli üstadımızı kaybetmenin üzüntüsü hepimizi çok üzdü. Tüm gönül dostlarını, tüm musiki severleri gerçekten iyi bir müzisyen, iyi bir öğretmen.
iyi bir öğretici, iyi bir arkadaş, iyi bir yani o ekibimizin maestrosu. Çok fazla bir şey fazla söylemek istemiyorum çünkü çok konuştum, çok insanlara, çok kardeşlerimize ben bu konuda hissiyatımı açıldım. Çok da üzgünüm. Yani kelime bulamıyorum. Ben bu bağlamda Mehmet hocamdan da hocamızın çok sevdiği bir üstadımızın, ailemizin birey olduğu için bir de Mehmet Erkara kardeşimden de şöyle bir duygularımıza, hissiyatımıza bir tercüman olursa. Kesinlikle. Daha... Hemen dönüş yapacağım ama çok bir parantez açıyorum. Ben de değerli üstadım Mehmet Erkara'nın o sabahki paylaşımından gördüm pat diye ve görür görmez gerçekten yani şok oldum. Bunu itiraf edebilirim. Yani çünkü öncesinde hiç duymadığımız, hiçbir emaresi, belirtisi olmayan bir şekilde vefat haberini birdenbire hem de zannediyorum Ramazan'ın içerisinde, Ramazan'ın sonuna doğru yaklaştığımız, öyle mi? Ramazan'a gireceğimiz günlerdeydi. Evet. Zaman da bu kadar hızlı geçiyor bu arada yani değerli hocam. Biz Ramazan'ın içi gibi düşünüyorduk meğer Ramazan'a girdiğimiz günlerde. Evet Mehmet hocam, Mehmet Erkar hocam, yıllar yılı refiklik yaptınız, arkadaşlık yaptınız. Pek çok programda onun güzel o keman sazıyla eşlik etmelerine hep birlikte şahitlik ettiniz, şahitlik ettik. Sizlerin de bu manada düşüncelerinizi alalım efendim. Tabii kaybettiğimiz dostlarımız, büyüklerimiz maalesef son dönemde değişik sebeplerden dolayı bu acıyı herkes yaşıyor. Özellikle Covid musibetinden sonra. Orhan Hocam'ın vefat sebebi Covid değildi ama o da bir anda bir ateş düşürdü yüreklerimize. Her insana nasip olmaz diye düşünüyorum. Vefatından sonra bir kişi dahi arkasından olumsuz hiçbir şey söylemedi. Yani bu herhalde bir insanın, çünkü hepimiz faniyiz, bir gün hepimiz aynı akıbeti yaşayacağız ama geride bırakacağı herhalde imzası bu olsa gerek. Bir kişi dahi arkasından kötü bir şey söylemedi, söyleyemez de zaten. Çünkü Orhan hocamızı tanıyanlar bilir, gerçekten çok ince, naif bir kişilikti. Belki de onun bu inceliği, dışına vuramadığı şeyleri içine atması sebebiyle, ani bir kalp krizi sebebiyle aramızdan ayrıldı. Diyecek bir şey de ben de bulamıyorum. Kendisine rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Siz tam güzelce izah ederken aklıma bir dörtlük geldi. Onu söyleyeyim müsaadenizle ama ondan önce buyurduğunuz gibi baki kalan bu kubbede gerçekten hoş bir sada oluyor. Yani bir kişinin, hepimiz ölümlüyüz. Hepimiz bu dünyamızı, fani olan dünyamızı, baki olan dünyamızı da değişeceğiz. Değerli dostlar, gönül dostlarımız. Ama asıl olan ölüp gittikten sonra arkamızdan Allah rahmet eylesin dedirtebilmek. Şu adamcağız yahut şu kadıncağız öldü gitti de derin bir nefes aldık. Etrafa saçan şerrinden emin hale geldik, kurtulduk. Dedirtmemek. Asıl olan Allah rahmet eylesin. Güzel bir insandı, güzel yaşadı, güzel vefat etti dedirtmek. Gerçekten sizler ifade ettiniz. Acizane bizler de, Orhan Kaya hocamız da güzel yaşadı ve güzel vefat etti. Vefatından sonra da buyurduğunuz gibi kimse aleyhinde yanlış, başka türlü bir hitapta, sözde bulunmadı. Hani merhum şu anda aklıma geldiği için yanılıyorsam izleyicilerimiz beni bağışlasınlar. Abdurrahim Karakoç diye hatırımda kalmış. Beden ölür çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür? Ona bakın siz, bırakın dönsün dönme dolaplar, haktan hakikatten yana bakın siz diye güzel bir dörtlük var. Az önce söylediğim gibi yanılıyorsam beni bağışlasın değerli izleyicilerimiz. Ben Abdurrahim Karakoç merhumun diye hatırlamışım. Evet, gerçekten her birimiz faniyiz, ölümlüyüz. Bedenlerimiz bir gün gelecek, toprak olacak. Ama asıl olan o bedenlere, o cesetlere can veren ruhumuz. Ve bu ruhumuzun da nasıl bu dünyadayken anıldığı, anılabildiği. O yüzden Orhan Kaya üstadımızı da bir kez daha huzurlarınızda rahmetle, sevgiyle anmış olalım. Ruhu şad olsun. Bununla birlikte tabii tüm bu manada geçenlerimize, geçmişlerimize de inşallah rahmet olsun değerli dostlarımız. Evet, yine musikiyle devam edelim inşallah. Buyurun, söz üstadlarda. Evet, değerli izleyicilerimiz. Erzurumlu Raci Alkır'dan alınan
Alvarlı Efe Hazretleri'ne ait bir eseri seslendireceğiz inşallah. Fatih Hocam kabul ettiler, arasında bir kaside lütfedecekler bize. Seyreyle güzel kudreti Mevlam neler eyler. Allah'a sığın ki adil Rabbim neler eyler diyoruz efendim. Arınami ile gidelim arkadaşlar bir ses. Aynı zamanda az önceki girizgahta yaptığınız, yine yanlış hatırlamıyorsam, can bulacağın anını bayram o bayram ola ilahisinin de kasidesinin de aynı mutasavvıf değil mi? Değil mi? Erzurumlu Lütfi Efendi, Alvarlı Efe Hazretleri'nin, kendisine rahmetle anmış olalım burada. Otantik yöresel bir ilahi inşallah izleyicilerimiz sevecektir. Seyreyle güzel kudreti Mevlam neler eyler canan canan. Seyreyle güzel kudreti Mevlam neler eyler canan canan. Allah'a sığın ki adil Rabbim neler eyler. Allah'a sığın ki adil Rabbim neler eyler. Meyledemem ki başkasına tövbeler olsun canan canan. Meyledemem ki başkasına tövbeler olsun canan canan. Hem yüzleri dost özleri düş bandan usandı. Hem yüzleri dost özlemle düş bandan usandı. Vorolo temiz alnından uzanmış yatıyor bir hilal uğruna ya Rab. Ne güneşler batıyor ey bu topraklar için, toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad inerek köpse o bakanlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak
kadar şanlıydı. Sana da gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarih edesem sığmazsın. Her cümercettin edvara da yetmez o kitap, seni ancak ebediyetlere der istiyab. O taşındır diyerek Kâbe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, tüllenen mağribi akşamlar sarsam yarana yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki azara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihan. Ey şehit oğlu şehit, ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana şunu açmış duruyor peygamber. Suları Hazreti Hak'tan canan canan, suları şikesmeyleri kalp Hazreti Hak'tan canan canan. Bir an edeyin ettiğimiz yandan utandım,
lütfeder ki bu ilahi dergahda sebat et canan canan. Lütfeder ki bu ilahi dergahda sebat et canan canan. Nazlı niyaz et haka temen naneler eyler. Nazlı niyaz et haka temen naneler eyler. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan sorar aslım bana Burhan imiş. Hay hay Burhan sorardı aslıma, aslım bana Burhan imiş. Sağı solu gözlerim, ben dost yüzün görsem de yok. Ben taşrada ararken ol can içinde can imiş. Hay hay ben taşrada ararken ol can içinde can imiş. Salatü hacile sanma biter zahid işin. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Hay hay insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İşitti Yazid'in sözü, bir nesne örtmez hak yüzü. Haktan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pünhan imiş. Hay hay haktan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pünhan imiş. Çok kısa bir ara, sonrasında yine buradayız efendim. Grup Avener'in sunduğu bayram özel programı reklamlardan sonra devam edecek. Avener'in sunduğu bayram özel programı reklamlardan sonra devam ediyor. Thank you.
gönlüme taksam seni de. Kimi ateş gibi yaktın beni de. Her gören gözüme taksam seni de. Kimi ateş gibi yaktın beni de. Kimi bilir bakışından söz eder. Kim bilir hangi gönüldür duran. Kimi bilir bakışından söz eder. Seni ben ellerim.
Evet, yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık değerli dostlar. Sevgili izleyenlerimiz, programımızın ikinci bölümüyle yeniden huzurlarınızdayız. Evet, kıymetli Yusuf Hocam, zannediyorum Muhayyer Kürdi makamıyla ikinci bölüme giriş yaptık. Evet, Muhayyer Kürdi'yi başladık. İkinci bölümümüzü bir makam değiştirelim istedik. İstek de vardı tabii bu bağlamda. Bu makam uygun olur dedik. Muhayyer Kürdi'yi ilk eserimiz yaşayan bir üstadın eseri. Değil mi? Aynı zamanda hafız evet. Ve iyi bir evet. Hocamız. Aynı zamanda ilahi yani tasavvuf musikisinin formlarından evet. Bir eser. Şarkı literatüründe geçiyor ama sanat musikisi formunda ama ilahi ola. Çünkü Efendimiz'e yazılmış bir eserdi. Amir Ateş Üstadın eseriydi. Bir kızıl goncaya benzer dudağın açılan son gün. Tek gülüsün sen bu bağın. Evet. Dedik. Buna bağlılık. Eser güzel. Okuyan da güzel olunca daha bir güzellik ortaya çıkıyor değerli üstadım. Eyvallah. Buna bağlı olarak da yine güzel bir merhum Baki Duyarlar'a ait güzel bir eser seslendirmeye çalıştık. Seni ben ellerin olsun diye bir şöyle nostaljilere gitmek istedik. Buyurun hocam. Estağfurullah. Ağzınıza sağlık. Evet. Değerli dostlar, bayram günleri, bayramdayız. Malumunuz. Bir program gerçekten özellikle yani bayram günlerinde yapılan bir program bayram günleriyle birleşince daha da bir güzel oluyor. Yani şu program belki sair zamanlarda yapılmış olsa bu kadar bir güzellik ortaya gelmeyecek. Ama bayramın vermiş olduğu güzellikle böylesi güzel bir programda birleşince ortaya daha tadına doyumsuz bir güzellik çıkıyor diye acizane düşünüyorum. Dün ifade eyledim, bugün de aynısını ifade ediyorum. Gerçekten ben bu programda bulunmuş olmaktan, böylesi bir programda var olmuş olmaktan, bu değerli, birbirinden değerli üstadların arasında var olmuş olmaktan büyük bir keyif alıyorum. Eminim ki ekranları başında sizler de böyle bir programı izliyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyorsunuz, keyif alıyorsunuz diye düşünüyorum. Tabii biz formatımız gereği sanat musikimizden de, tasavvuf musikimizden de böyle güzel eserleri adeta bir çeşni, bir kompozisyon şekliyle sizlere burada sunmayı arzu ediyor ve bu şekilde de sunuyoruz. Bunu da yaparken eminim ki sizlerin de keyif alacağı, yani dinlerken evlerinizin başında gerçekten keyif alacağınız eserler olmasına hassaten dikkat ediyoruz diye düşünüyorum ben acizane değerli hocam. Çünkü pek çok yani yüzlerce, binlerce musikimizde birbirinden güzel eserler var. Fakat bunların bir de genele hitap etmesi, dolayısıyla bizi izleyen, ekranları başında bizi izleyen sevgili seyircilerimize hitap ediyor olması da ayrı bir önem arz ediyor diye düşünüyorum. Gerçekten seçtiğiniz eserlere şöyle bakıyorum. Birbirinden güzel, hepsi birbirinden güzel. Yani diyorum ki ben siz eser okurken, okuduğunuz bir önceki eseri, eserler bittikten sonra hatırlatayım da şu ne güzel esermiş diyeyim diyorum. Fakat bir sonraki eser, inanın ki bir önceki eseri bastırıyor, bir önceki okuduğunuz eseri unutuyorum. O yüzden gerçekten çok zengin ve güzel bir repertuar tespitinde bulunmuşsunuz değerli üstadım. Bundan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum efendim sizlere. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Allah sizden de razı olsun. Biz bir hazırlık yapmadık hocam. Duaçlama geliyor bize. Zaten yani hazırlık yapılarak çıkılan pek çok programdan duaçlama çıkılan program daha güzel oluyor diye ben acizane düşünüyorum. Sizleri bilmiyorum da yani. Çünkü hazırlık yapıldığında yaptığınız hazırlığın karşılığını alamadığınız zaman alamamanın bir ızdırabını, üzüntüsünü hissediyorsunuz. Etki altında kalıyor insan. Ama doğaçlama yani bu program zaten doğaçlama yani. Ben de dün de ifade eyledim. Kendimi sizler gibi güzel insanların arasında birdenbire bulmuş oldum. Dolayısıyla eyvallah. Bana da bu imkanı, bu fırsatı verdiğiniz için ben de sizlere acizane TV Kayseri ailesiyle birlikte olmak üzere teşekkürü bir borç biliyorum bu manada. Biz gerçekten keyif alıyorum ben de sizlerle bir arada olmaktan. Hatta bir tür değişikliği yapalım. Makam üzere bir de şöyle bir mehter marşı okuyalım istiyorum ben de. Haydi buyurun dinliyoruz. Lütfederseniz. Estağfurullah. İstanbul'un fethine atfen yazılmış bir eser. Güzel bir eser. Muhayyer Kürdi makamında. Merhum Üstad Yıldırım Gürses bestelemiş. Ben çok sevdiğim bir eser. Fetih Marşı. Haydi sizdeyiz. Yelkenler biçilecek, yelkenler Allah. Dikilecek diyelim. Ondan sonra yine bakalım neler çıkar bahtımıza.
kayalardan çektirilen kalyonlar çekilecek, dağlardan çektirilen kalyonlar çekilecek. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethetti yaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethetti yaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethetti yaştasın. Ağzımıza sağlık, var olun. Teşekkür ediyoruz efendim. Değerli üstadım, bugün şöyle bakıyorum, 14 Mayıs aynı zamanda eczacılık günü imiş. Ben de bilmiyordum, sonradan öğrenmiş oldum. Bunu ne için söylüyorum? Sevgili izleyenlerimiz, eminim ki ekranları başında bizi izleyen eczacı kardeşlerimiz de var. Bu vesileyle, kaldı ki içerisinde benim kendi kardeşim var. Kız kardeşim de bu manada eczacı. Onunla birlikte tüm eczacı kardeşlerimizin eczacılık gününü, eczacılar gününü tebrik etmek istiyorum. İçerisinde kardeşimin de olduğu şekliyle ve bu manada yine bizi ekranları başında yakinen takip ettiklerini bildiğim kendi ailem, başta annem, babam, kardeşlerim, amcalar, dayılar, herkes ekranları başında diyebiliyorum. Eminim ki sizlerin de aileleriniz ekranları başında bu güzel programı takip ediyordur diye düşünüyorum. Hepsine buradan sizlerle birlikte inşallah bir selam göndermiş olalım. Sağ olsunlar, var olsunlar inşallah. Eminim ki güzel, keyifli dakikalar geçiriyorlardır diye düşünüyorum değerli i̇nşallah, üstadım. İnşallah. Nereden devam ediyoruz? Hocam şöyle yapalım, yine makamı değiştirmeyelim. Aynı, bu makam biraz hoşuma gitti. tasavvuf musikinden birkaç tane örnek verelim. Bunu niye istiyorum? Ha, ezana 2 dakika mı var? O zaman hiç girmeyelim. Ama ezan... Müteakip ezanı Muhammed'i okunacakmış 2 dakika sonra. Ezanı müteakip 2-3 tane daha tasavvuf musikinden eser seslendirelim. Sizin kasidenize doyamadık birinci bölümde. Bir de Muhayyer Kürdi'yi kaset lütfederseniz bize arada. Sona doğru vaktimiz olursa inşallah sanat müziğinin o nostaljik eserlerinden yine aynı makamda bir final yaparız diye düşünüyorum. İnşallah. Hay hay. İnşallah. Ezana yaklaşıyoruz. O zaman ezanı Muhammed'i bekleyeceğiz. Ezan-ı Muhammedi'den sonra yine devam edeceğiz. Bu arada biz söyleşimize Ezan-ı Muhammedi okunana kadar devam edelim inşallah. Değerli üstadım, Ramazan ve Ramazan öncesinde, Ramazan-ı Şerif öncesinde biliyorum ki içerisinden geçmekte olduğumuz bu pandemi nedeniyle, sıkıntılı süreç, bu Covid-19 nedeniyle her yerde olduğu gibi sizlerin de programlarında maalesef bir inkıta söz konusu oldu diye tahmin ediyorum. Sizler de bu güzel hünerlerinizi ne yazık ki pek çok yerde sergilediğiniz hünerlerinizi sergileyemez duruma geldiniz. Bunun farkındayım.
Ama bir taraftan da pandemiyle mücadele edilmesi gerekiyor. Dün de ifade ettik, bugün de yayınımızın başında ifade ettik. Ramazan-ı Şerif bile o her zamanki canlı, her yılki canlı Ramazan-ı Şerifimizden ne yazık ki yerinde çok az esintiler bırakıyor. Ama bugünler geçecek inşallah diye umut ediyoruz, dua ediyoruz. Yine ifade ettiğimiz gibi tedbirlere en azından bu manada devam ediyoruz. Hani maske, mesafe, temizlik diye ifade edilen o tedbirlere hep birlikte riayet ediyoruz. Bir taraftan ülkemizde aşılama programları devam etmekte hızlı bir şekilde. Yine buradan insanlarımızı, hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı da bu manada zamanı, yaşı gelen, sırası gelen kardeşlerimizi aşılanmaları noktasında da bu şekilde bir çağrıda, bir davette inşallah bulunmuş olalım. Çünkü bu el birliği olmadan bu işin üstesinden gelinmeyecek diye ben acizane düşünüyorum. Yani bir kişinin gayretiyle hani bir fidanla bir orman meydana gelmez ama pek çok fidanla bir orman meydana gelir değerli üstadım. O yüzden herkes bu taşın altına elini sokmalı diye acizane ben düşünüyorum. Eminim ki sizler de aynı düşüncedesiniz değerli üstadım. Katılıyorum hocam. Rabbim tüm camiamıza, tüm insanlara, tüm kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Ezan-ı Muhammediye okunuyor. Evet, Ezan-ı Muhammediye'mizi. Çünkü çok yakın caminin çok yakınındayız. Dolayısıyla biz konuşurken bile kendi sesimizi duyamayacak derecede Ezan-ı Muhammediye okunuyor. Sevgili izleyenlerimiz, o yüzden Ezan-ı Muhammediye arası veriyoruz efendim. Allah'a emanet olun.
Evet sevgili dostlar, Rabbim bayrağımızı indirtmesin, ezanlarımızı dindirtmesin. Bu Necip milleti ilelebet bu topraklarda payidar eylesin inşallah diye değerli izleyenlerimiz dua ediyoruz. Ve söz yine sözün üstadlarında. Evet kıymetli Yusuf Hikmet Balak hocam ve topluluğunda. Buyursunlar efendim. Kuşa gelir dağ ile taş, feryat eder vakti seher. Kuşa gelir dağ ile taş, feryat eder vakti seher. Her nesneyi kaplar telaş, feryat eder vakti seher. Her nesneyi kaplar telaş, feryat eder vakti seher. Allah, 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 Allah. Ol demde gül handan olur, bülbül görüp nalan olur. Ol demde gül handan olur, bülbül görüp nalan olur. Her ehli dil şadan olur, feryat eder vakti seher. Her ehli dil şadan olur, feryat eder vakti seher. Allah, 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 Allah. Ol demde zat-ı kibriya, aşıklara eyler salam. Ol demde zat-ı kibriya, aşıklara eyler salam. Olan bu sırra aşina, feryat eder vakti seher. Olan bu sırra aşina, feryat eder vakti seher. Hulusi aşıksan eğer, dur yatma gel vakti seher. Hulusi aşıksan eğer, dur yatma gel vakti seher. Bak gör ki alem ser teser, feryat eder vakti seher. Bak gör ki alem ser teser, feryat eder vakti seher. Allah, Allah.
İlham ile dün gece seyrettim Muhammed'i. İlham ile dün gece seyrettim Muhammed'i. Aynayı kalbimde seyrettim Muhammed'i. Aynayı kalbimde seyrettim Muhammed'i. Can Ahmet'i. Emamesi başında, yeşil hulleyninde. Emamesi başında, yeşil hulleyninde. Dört yanında yar ile seyrettim Muhammed'i. Dört yanında yar ile seyrettim Muhammed'i. Can Ahmet'i. Yunus murada erdi, zevk ile safa sürdü. Yunus murada erdi, zevk ile safa sürdü. Aşık maşukum buldu, seyrettim Muhammed'i. Aşık maşukum buldu, seyrettim Muhammed'i. Can Ahmet'i. Yarattı alemi aşkına Muhammed'in. Ay ve günü yarattı şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam şanına Muhammed'in. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. Ya Resulallah, ya Nebi Allah, ya Nebi Allah, ya Şefi Allah. Ya Resulallah, ya Nebi Allah, ya Nebi Allah, ya Şefi Allah. Buldu hep derdine derman canlar bu gece. Nura gark oldu semavat, kevn-ü mekanlar bu gece. Kâbe-i Zat-ı Muallâ'yı tavaf eylediler. Ezeli vuslatın aşkıyla yananlar bu gece. Doğdu alemlere rahmet, o hidayet güneşi. Onun aşkıyla yananlar kalbini dağlar bu gece.
Aşkın kalbi bugün seyri cemal alemidir. Buldu Leyla'sını Mecnun, coşar ağlar bu gece. Sen de pervane kesil, sen de pervane kesil, nuruna artık ulvi. Ne tecellilere makes ulu dağlar bu gece. Perişteler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'i. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-i kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'i, şanına Muhammed'i. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Nebi Allah, ya Şefi Allah. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Nebi Allah, ya Şefi Allah. Ya Allah! Allah Allah, Allah Allah. Bu ne güzellik. Ağzınıza, gönlünüze, yüreğinize, ellerinize sağlık. Var olasınız, daimi olasınız değerli üstadlarım. Allah razı olsun. Vallahi ben çok büyük keyif alıyorum. Eminim ki ekranları başında bizi izleyen değerli dostlar da büyük keyif alıyorlar. Zannediyorum sosyal medya üzerinden yayınımızı takip eden kardeşlerimiz var. Onlara da buradan selam göndermek istiyorum. Her birine ayrı ayrı selam, hürmet, muhabbetler sunuyorum. Var olasınız, daimi olasınız, iyi ki geldiniz, hele ki geldiniz diye dua ediyorum. Şöyle vaktimize de bakıyorum, zannediyorum son birkaç dakikayı kapanışa doğru gidiyoruz artık değerli üstadım. Vakit sanıyorum yetişmez, bir istek eserimiz vardı. Öyle mi, istek makamında. Gülü susuz seni aşksız bırakmam diye. Teknik ama yönetmenimizden ricamız olsun. Ricamız olsun. Var. Tabii tabii. O eser sanırım okuyana yetişir, kadar. Yetişir. Tamam. Yönetmenimizden mesaj o istek geldi. Parçasını da yerine getirelim zamanımız inşallah. Zamanımız var diyor. Onu yapalım, öyle bitirelim. Biraz ağır bir bitiriş olacak ama artık istek olunca akan sular durur. Bir Zekai Tunca şarkısı. Gülü susuz seni aşksız bırakmam diyoruz. Her mutluluğu bırakıp gidersen bil ki yaşama. Ömrümden canımdan ne istersen al. Gülü susuz seni aşksız bırak. Seninle tattım ben her mutluluğu bırakıp gidersen bil ki yaşama. Ömrümden canımdan ne istersen al. Gülü susuz seni aşksız bırakma. Üşüdüm diyorsan güneş olurum. Yanarım sevginle
ateş olurum. Dolarım havaya, nefes olurum. Gülü susuz seni aşksız bırakma. Üşüdüm diyorsan güneş olurum. Yanarım sevginle ateş olurum. Dolarım havaya, nefes olurum. Gülü susuz seni aşksız bırakma. Aşksız bırakma. Üşüdüm diyorsan güneş olurum. Yanarım sevginle ateş olurum. Dolarım havaya, nefes olurum. Gülü susuz seni aşksız bırakma. Üşüdüm diyorsan güneş olurum. Yanarım sevginle ateş olurum. Dolarım havaya, nefes olurum. Gülü susuz seni aşksız bırakma. Gülü susuz seni aşksız bırakma. Gülü susuz seni aşksız bırakma. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Biz teşekkür ediyoruz değerli üstadım. Saygıdeğer dostlar, değerli izleyenler, gönül dostları. Biz yarın akşam yine buradayız. Ya siz? Grup Avener, Bayram Özel programını sundu.